Bu videoda çok ilginç bir konumuz var arkadaşlar. Bu bölümün ilk videosunda yani bir önceki videoda imparatorlukların yükselişi hakkında konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Bu videoda ise imparatorlukların neden yıkıldıklarından bahsedeceğiz. Ekranın sağ üst köşesine birkaç önemli kelime not ettim, tamam mı? Şimdi bu fikirleri yani imparatorlukların hemen hemen hepsi için geçerli olan bu kavramları kullanarak imparatorlukların nasıl ve neden yıkıldıkları konusunu birlikte inceleyeceğiz. İlk olarak Ahameniş Pers İmparatorluğu ile başlayalım. Bu imparatorluk yaklaşık olarak 200 yıl boyunca ayakta kalmış ve sonunda Büyük İskender tarafından fethedilmiştir. Hangi sebeple yıkıldığını kendimize sorduğumuzda Ahameniş İmparatorluğu için listedeki seçenekler arasından istilayı işaretleyebiliriz böylece. Uzun bir süre çevrelerindeki toprakları fethettikten sonra başka bir imparatorluk tarafından fethedilmişlerdir. Listedeki diğer sebeplere bakacak olursak, Ahmeniş İmparatorluğu gerçekten büyük sayılabilecek bir imparatorluk olduğundan, belki seçeneklerden fazla büyümeyi de işaretleyebiliriz. Çok büyüyen toprakları yönetmek de kolay değil ve bu da imparatorluğun yıkılmasında etkili olan sebeplerden biri olabilir. Bunlara ek olarak valiler tarafından federe bir şekilde yönetilen bu imparatorluğun yıkılmasına sebep olan şeylerden biri de kötü yönetim olabilir arkadaşlar ordularını savaş alanında bırakıp kaçan Üçüncü Darius'u hatırlıyor musunuz? Listeye ayrıca ekonomik sebepleri de ekleyebiliriz. Çünkü Büyük İskender diğer imparatorlukları parça parça fethederken, bir yandan da o bölgelerdeki kaynaklar açısından imparatorluğu sıkıntıya sokar ve böyle bir yıpratma taktiği de uygulardı. Geçelim Hindistan'daki Maurya İmparatorluğu'na. Bu imparatorluk da oldukça güçlüymüş ve 100 yıldan fazla bir süre ayakta kalmış. Hindistan Yarımadası'nda var olmuş en büyük birleşik imparatorluk olan Maurya'nın çok kuvvetli ve iyi üç hükümdarı olmuş. Bunlardan biri olan Büyük Aşoka'nın Budizmin yayılmasına öncülük ettiğini de unutmayalım. Peki, böylesine kuvvetli hükümdarlara sahip olan bir imparatorluk neden yıkılmış olabilir? Acaba buradaki faktörlerin hangisi etkili olmuş olabilir? Öncelikle fazla büyüme ile başlayalım. Ashoka'nın ölümünden sonra imparatorluk kuzeybatıdaki topraklarının büyük bir kısmını kaybediyor. Bunun yanında dini bir çekişme de söz konusu. Ashoka'nın Budizm inancını yaymaktaki kararlılığı aldığı bazı kararları da etkilemiş. Ve bu da imparatorluktaki Hindu popülasyonunun bir kısmıyla bazı anlaşmazlıklar yaşanmasına sebep olmuş. O halde bir bölünmeden de bahsedebiliriz. Ve sonuç ortada. Devam edelim. Sırada Büyük Çin İmparatorluğu'nun en güçlü dönemlerinden olan Han Hanedanlığı var. Han Hanedanlığı'nın çöküşü Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarında başlıyor ve o da Milattan sonra 3. yüzyılda yıkılıyor. Peki sizce bunun sebebi ne olabilir? Sanırım Han İmparatorluğu'nun çöküşündeki en önemli etkenlerden biri Sarı Türban isyanıydı. Kısmen dini sebeplere dayanan bu ayaklanma, yiyecek kıtlığıyla sonuçlanan bazı çevresel faktörlerinde etkisiyle giderek büyümüş, tabii yiyecek kıtlığı ekonomiyi de etkileyen bir şey arkadaşlar biliyorsunuz, büyümüş ve buna sebep olmuş. Sonuçta bu durumdan dolayı aç kalan insanların daha iyi işler bulabilmek için han hanedanlığının farklı yerlerine büyük kitleler halinde göç ettiklerini de biliyoruz. Peki sizce tüm bu tabloya ve hanedanın yıkılışına hükümdarların bir etkisi olmuş olabilir mi? Evet. Şöyle ki Han imparatorları ve sorunlarla başa çıkış yöntemleri halkı pek tatmin etmiyordu doğrusu. İsyanın bastırılması için yapılanlar zaman içinde bölgesel hükümdarların güçlenmesine, merkezi otoritenin zayıflamasına ve Han imparatorluğunun özerk beyliklere ayrılmasına sebep oldu. Son olarak Han Hanedanlığı süresince de var olan, hatta şu ana kadar hakkında konuştuğumuz imparatorlukların hepsinden daha uzun süre ayakta kalmış olan ünlü meşhur Roma İmparatorluğuna geçelim. Zaman çizelgesinde onu belirtmek için kullandığımız sarı işaretin ilk kısmı Roma Krallığına, ikinci kısmı Roma Cumhuriyetine ve üçüncü kısmı da 5. yüzyıl sonunda yıkılan Roma İmparatorluğuna ait. Peki sizce Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışının sebebi bunlardan ya da buradakilerden hangileri olabilir? Bu arada Doğu Roma İmparatorluğu yani bildiğimiz adıyla Bizans İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılışından sonra yaklaşık bin yıl daha ayakta kalıyor. Batı Roma İmparatorluğu'nun neden yıkıldığı konusuna dönersek ilk olarak muhtemelen en belirgin sebep olan bölünmeden bahsedebiliriz. Bir kere imparatorluğu kaynak bakımından zayıflatacak bir bölünme söz konusuydu. Bölünmenin yanında süre gelen dini meseleleri de unutmamak lazım. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak ilan edilmesi Hristiyan olanlar ve olmayanlar arasında çatışmalara sebep olmuştu. Göç ve istilaları da ekleyelim. Doğu Avrupa'ya göç ederek buradaki Germen kabilelere baskı uygulayan ve zaman zaman Roma İmparatorluğu'na da saldıran Hunları da unutmamak lazım. Kısacası göçler ve istilalar Batı Roma İmparatorluğu'nu zayıflatan etmenlerdir. Bu gibi durumlarda göç ile istilayı birbirinden ayırmak biraz zor olabilir ama sonuçta zaten burada ikisi de söz konusu. Listeye bir de ekonomiyi ekleyelim. Genişleme döneminde birçok toprak fethettikleri için Roma hazinesi toplanan vergilerle zenginleşmişti. Bu aynı zamanda imparatorluk için çalışacak daha fazla köle anlamına da geliyordu. Ama milattan sonra 3. ya da 4. yüzyıla geldiğimizde bu genişleme duruyor ve gitgide büyüyen hazine yerini gitgide büyüyen bir iş gücüne bırakıyor. Bu sebeple ekonominin de bu işte büyük bir payı olduğunu düşünebiliriz. Sonuçta hiçbir zaman sadece tek bir sebepten bahsetmek doğru olmaz. İmparatorluklar böyle büyük ve oldukça karmaşık yapılardır. Ama neden yıkıldıklarını anlamanız ya da anlamamız ve konuya böylesi bir bakış açısından yaklaşabilmemiz epeyce önemli. Evet, neticede çok genel bakışlardan bahsettik arkadaşlar. Bu faktörlerin hepsi bahsi geçen her imparatorluk için geçerli olamaz ama imparatorlukların neden yıkıldıkları ile ilgili bize bir fikir verebilir. Tabii bu konulara meraklı olursanız ve meraklı olanlarınız için de iyi bir başlangıç noktası da olabilir diye düşünüyorum.